misafirler. ile birlikte, üretimiyle birlikte Hancı'nın 134 tane sokağımız ve caddemiz var. Yaklaşık 400 civarında personelimiz. Takipçisi aynı zamanda anlatan rehberi olacaklar. Rutin halde devam ediyoruz. Yaklaşık şu anda 440 aileye periyotlar halinde, haftanın belirli günlerinde arkadaşlarımız iki ekip halinde. Biz AK Parti yerel yönetimler anlayışımız olarak vatandaşa hizmeti olan insanlardır ve AK Parti belediyeciliği vatandaşın mutluluğunu esas alan bir yapı içinde çalışmalarını yürütür. 19'da yeniden seçilmiş olan 800'e yakın AK Partili belediyeyi yerinde ziyaret ediyoruz. Onların sahibinin olduğunu ve o göreyle ilgili her türlü projelerini Ankara'da takip ve kontrol fiilen kendilerinin huzurunda söylemek için gidip ilçeleri, illeri, beldeleri, büyük şehirleri öyle bırakmayacağım, tekrar geleceğim. Netice itibariyle kendi koordinasyonundan sorumlu olduğum bir bölge olarak Şanlı. Sağ olsunlar, bugün aramıza, bizi ziyarete ve aynı zamanda belediyelerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarla alakalı bizden hem sunum isteyen, hem desteklerini sunan, hem aynı zamanda da geçmiş belediyecilik tecrübesiyle bize yol gösterecek olan Mücahit Başkanım'ın teşriflerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ben hemen hızlı bir şekilde Şanlıurfa Haliliye Belediyesi olarak bugüne kadar neler yaptık, şu anda neleri yapıyoruz, gelecekte neleri planladık, bu hususla ilgili sizlere bilgi arz etmek istiyorum Sayın Başkanım, müsaadenizle. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Günümüz hayırlı olsun inşallah. Başkanı başından sona kadar izlediğimde esasında yapmış olduğu bütün çalışmaların özet bir cümlesi şu: onlar konuşur, AK Parti belediyeciliği yapar. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Belki sadece Türkiye değil, bütün dünyaya maddi yatırımlarla birlikte manevi yatırımların nasıl olduğuna en güzel örnek Şanlıurfa olmalı. İnsanlar Şanlıurfa'ya gelmeliler, inanç turizmi için gelenler, kültür turizmi için gelenler, Göbekli Tepe için gelenler, Halfeti için gelenler, aynı zamanda Şanlıurfa'da mükemmel bir şehircilik anlayışı görmeliler. Bu açıdan gelen turistlerin, gelen misafirlerin elbette tertemiz bir Şanlıurfa görmesi çok önemli. Ben tebrik ediyorum. Temizlik filosunu gördüm. 24 saat Şanlıurfa'nın bütün sokakları, bütün caddeleri Haliliye başta olmak üzere aynen evimizin misafir odası gibi tertemiz olmalı. Bizde hiç kimse sosyal yardım manasında bize dokunulmadı, gelinmedi, aradık, kimse bize gelmedi, gitmedi, eksiğini gidermedi demesinler diye sosyal belediyecilikte de bölgemizde çığır açtığımız inancındayız. Açılıştan kaleleri görüyorsunuz. Tabii burada çamaşırhane, glutensiz ekmeğe gireceğim. Yine bölgede Tekiz şehrimizdeki çölyak hastalarının tamamına yaklaşık 2000 civarında her gün bedava birer tane çölyak ekmeği dağıtıyoruz. Aynı zamanda da 3'er aylık dilimler arasız bir engelli bireylerimiz için engellisiz parklarımızı oluşturmaya devam ediyoruz. Parklarımızda şelalelerle, çiçeklerle her gün bakım onarımları devam ediyor ve birazdan gelecektir, sözümüz vardı, tematik parklar oluşturacağız diyorduk. Tematik parkları da inşallah ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. Anıtlar oluşturaraktan fıstığın ana vatanının Şanlıurfa olduğunu, inşallah bir sonraki anıtımız incir ve Şanlıurfa üzümü olacak.